kapaklı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin, yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf, yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 50 gram kuş üzümü, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz ve dereotu, 100 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı susam, 2 adet domates, 3 adet biber, 1 tutam maydanoz ve dereotu kullanacağız susamlı tavuk dolma için. Evet, şimdi güzelce Ayşegül Hanım, ellerinize sağlık, malzememizi saydık. Evet. Sevgili izleyenler, şimdi güzelce malzemelerimizi saydıktan sonra şimdi ne yapacağız? Pilavımızı biliyorsunuz her zaman robotumuzda yapıyoruz. Tane tane düşüyor, çok güzel düşüyor, pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde hem pişimini sağlıyor hem de tane tane düşmesini sağlıyor ve kolayca pişiriyor. Onun için şu robotumuzu, tepsisini sevgili izleyenler şöyle ters çevirdiğim zaman burada bütün ızgara çeşitleri ne isterseniz, balıktan tut, ondan sonra köfte ızgara, tavuk ızgara, her şeyi yapabiliyorsunuz. Kolayca, hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde. Su haznesine suyu da koyduğun zaman kesinlikle dumansız, kokusuz, işsiz, sağlıklı bir şekilde ızgarayın tadına doyacaksınız. Evet. Şu tarzında çevirdiğiniz zaman tepsinizi, burada da sulu ne istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Harika. Şöyle koyalım. Şimdi yemeğimizi bunda yapacağız, evet, şimdi zaten. Şimdi pilavımızı yavaş yavaş başlayacağız. Şöyle Ayşegül Hanım'ın eline kaşığı verelim. O çok güzel karıştırıyormuş. Evet, çok güzel karıştırıyorum ben ortalığı. Evet, kaşığımı aldım. Evet, şöyle yağımızı koyalım. Yavaş yavaş ısınsın. Pirincimizi hazırlamıştık. Pirincimizi biraz sonra atacağız. İlk önce ne yapalım? Soğanımızı bir doğrayalım. Evet, soğanımızı doğrayacağız. Şu an tavuk dolmamızın efendim iç harcını hazırlıyoruz. Pilavlı, evet, iç harcını hazırlayacağız. Bir yandan da soğanlarımız efendim doğranıyor. Susamlı tavuk dolma için. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Robotumuza yağımızı koyduk. Şimdi soğanımızı da güzelce bir doğrayıp içine ilave yapıyoruz. Şöyle robotumuzun. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Güzel bir iç malzemesi hazırlayacağız. Evet. Ve güzel bir pilav hazırladıktan sonra içine güzelce maydanoz ve dereotumuzu atacağız sevgili izleyicilerimiz. Ve pilavımız hazırlandıktan sonra ne yapacağız? Baharatlarımızı güzelce ayarlayacağız ve tavuğumuzun içine dolduracağız. Ve tavuğumuzu hafiften biraz yağlayacağız. Üzerine susam dökeceğiz. Harika bir şekilde susamları da döktükten ve ondan sonra fırınımıza atacağız. Bir 45 dakika nar gibi kızaracak ve ondan sonra alıp servis yapacağız. Harika. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Şimdi çok güzel bir şekilde ne yapacağız? Domatesle doldurmamız aynen öyle. Domatesle dolduracağız. Tamam. Şöyle pirinci de yanımıza verelim. Evet, o zaman şimdi soğanlarımız kavrulacak. Sonra pirinç pilav, pirinçlerimizi atacağız pilavımızı. Evet. Pirincimizi soğanlı bir şekilde ne yapacağız? Kavurmaya devam edeceğiz tabii ki. Siz biberleri doğrarken ben de bir de arada çay ikram edeyim. Hem konuklarımıza hem de kendimiz içelim. Şeker kullanıyor muyuz bu arada? Biz bir vanlı olarak genelde kırtlama kullanıyoruz. Evet, kaşık vereyim mi? Karıştırmıyoruz, yok. Tamam. Evet, kırtlama bu vanla Erzurum arasında artık böyle bir çatışmaya girmiş ama artık ben karışmıyorum. Bizim vanların da. Yani sadece söylüyorum, ben karışmıyorum. Yani ben böyle görümcelik yapmıyorum. Yok. Karışmıyorum ben. Evet, bu arada ne yaptık? Şimdi soğanımızı kavurduk ve içerisine de pilavlarımızı ilave ediyoruz. Pirincimizi ilave ettik. Şöyle evet, pirincimizi pardon. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Yavaş yavaş robotumuz da kavrulsun. Çok kolay, hızlı, pratik tabii bir şekilde biliyorsun Ayşegül Hanım. Bulguru dikebilirsin yani. Evet, çiğ köftenin şimdi de eti şu an pişti galiba. Pişti, çiğ durumuna, kıvamına geldi. Bunu vermek zorundayız. Şu anda bunu yoğuracağız. Bu tam biraz kendini toparlayıp bitme aşamına geldikten sonra ondan sonra yeşillikleri sonra en son atacağız. Tamam, harika. Biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben de sabırsızlıkla işin son aşaması bizi ilgilendiriyor daha çok. Fatsa, sen robot aldın mı? Kullanmaya başladın hiç mı? Hiç sorma. Süper, süper, süper. Evet. Ben hatta öyle bir resim çekip de Face'de attığını gördüm de onun için sordum yani. Doğrudur, doğrudur. Çok süper bir şey. Bunlardan çok övdüler de inşallah ben de alacağım bundan İnşallah. Bir tane. İnşallah. Pasta soslarınızı artık robotta hazırlarsınız. İnşallah.
genelde aslında güzel bir yöntemle böyle hani diyorlar benmari usulü, evet, gerçi benmari, genelde eritiyorsunuz. Evet, çikolataları genelde benmari usulü eritiyoruz. Ki bunun da zannedersem haznesi var, su haznesi. Evet, evet aynen öyle. Evet, şimdi aslında Rıfat Usta şimdi ne yapıyor? Millet normal denize mayoyla, şortla giriyor. Rıfat Usta aşçı elbiseleriyle denize giriyor. Ve o aşçı elbiseleriyle beraber ne yapmış? Bir de ızgara yapmış, fesi atmış. Biraz bahseder misin? Şimdi şöyle bir olay, ben biraz ehli keyif bir insanım. Anı değerlendiren, herkes normal mayoyla şöyle buna gidiyor. Ben kıyafetimle, bu benim ekmeğimdir, üniformamdır. Bundan işe gider gelirim. Yani düğünler hariç hep bundan yaşarım. Evet, onunla beraber denize gittim, oturmuşum yani. Ortasında, dalgalar gelip buraya üstünden gidiyor. Böyle bir şey çıkartmamışım komple. Ondan bahsedi Abdullah Usta. Evet, usta tabii şimdi biliyor, iyice böyle takılacak artık. Evet, sen ustanın diline düşme. Ha vallahi ya. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, yavaş yavaş pirincimiz kavruldu. Şöyle ne yapalım, biraz şekerimizi içine ilave yapalım. Şöyle tuzumuzu alabilir miyim Şükrü Hanım? Tabii ki. Tuzu biraz Abdullah Usta'yı yorayım. Tuzumuz nerede usta? Şekeri niye attınız Abdullah Usta? Lezzet versin açısından şeker mı? Hem lezzet vermesi hem de tane tane pirincimize düşmesi için herhalde. Bir usta de sen tuzu gönderdin. Nereye gönderdin? Ben tuzu şey Mardin'e doğru göndermiştim ama. Hatay'da şu an. Hatay'da mı? Evet. Tamam, Niyazi'de, Hataylı Niyazi'de. Tamam alalım evet, o zaman. Kameraman kardeşlerimiz tuzu niye götürdüler acaba? Ah teşekkür ederiz. Bunu nereye kullanalım? Çaya. Harika. Usta bir de bak. Hatay'dan şekerin yanına da tuzun yanına da bize güzel bir hediye verdi Niyazi. Çok teşekkür ediyoruz. Çaya kullanacağız öyle mi? Zahter efendi. Evet. Evet, senin pilavın ne durumda usta bu arada? Benim pilavım hemen hemen hazır. Kavurduk, baharatlarımızı attık, tarçınımızı attık sevgilicilerimiz. Önce ne yaptık? Soğanımızı kavurduk. Ondan sonra pirinçlerimizi eline sağlık. Pirinçlerimizi içine ilave ettik ve güzelce bir şekilde pirinçlerimizi hemen hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz çok çabuk bir şekilde kavuruyor. Ve ondan sonra karabiberimizi attık, tarçınımızı attık, şeker attık, tuz attık. Şöyle güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz baharatlarımıza verdikten sonra şöyle ne yapalım? Kaynayan suyumuzu, ama suyumuzu çok fazla vermeyeceğiz. Şöyle. Evet, ne kadar vereceğiz usta? Mesela bizim bu verdiğimiz malzeme zaten belli miktarı. Ne kadar su verelim? Üzerini geçmeyecek şekilde suyu vermemiz lazım. Pirincimiz tamam. Biraz diri olabilir. Neden biraz diri olabilir? Çünkü tavuğumuz kendi suyunu da vereceğinden dolayı onun için biraz diri kalsın. Evet, zaten fırına da pişireceğiz. Evet. Şöyle kuş üzümlerimizi de içine ilave edelim. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen çok kolay bir şekilde, pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde her şeyi hazırlayabileceksiniz. Şöyle. Evet, şimdi kapağını kapatıyoruz. Evet, pilavımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, 5 dakika dinlensin. Ondan sonra tavuğumuzu doldurup ondan sonra harika. Ne yapacağız? Güzelce bir şekilde evet. Fırınımıza göndereceğiz. Ben bir şey sorabilir miyim usta? Şimdi biz direkt doldurup fırına göndereceğiz değil mi? Evet. Neden bunu sordum? Çünkü bazen biliyorsun bunu tencerede yemek olarak yapıyorlar. Yani tavuk dolmayı. O zaman da zannedersen pirinci çok haşlamıyoruz. Evet, çok sadece... Zeytinyağlı dolma hazırlar gibi böyle hafif bir kavuracağız. Evet, çünkü aynen. O tencerede ne olacak? Pişeceği için de ikisi aynı anda pişecek. Bu çok önemli bir ayrıntıydı aynen bence. Öyle. Fırına göndereceğimiz için ne yapıyoruz? Pirincimizi biraz pişireceğiz. Biraz ama pişireceğiz. Tencerede yapsaydık eğer ne yapacaktık? Pirinci fazla pişirmeden hafif böyle kavurup çiğ gibi bırakıp ondan sonra tavuğumuzu doldurup o şekilde pişirmeye bırakacaktık. Evet şimdi. Evet şöyle bir alalım çaydanlığımızı. Ve yine robotumuzun tepsisini fırın tepsisi olarak kullanacağız evet, şimdi. Evet, yani çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde biliyorsun Ayşegül Hanım pişirdiğinde ne yapacağız? Yine tepsisini kullanacağız. Sevgili izleyicilerimiz, robotumuzun tepsisi yemeklerimizi hızlı bir şekilde pişiriyor. Ustamız da bizlere susamlı tavuk dolma hazırlayacak. Pilavımızı hazırladık, iş pilavımızı. Tavuğumuz şu an tepsimizin içerisinde. Evet, robotumuzun ve tepsi içinde. Tavuğu dolduracağız. Evet. Tavuğu doldurmaya başladıktan sonra inşallah yavaş yavaş da pastamızı yapmaya başlayacağız. Evet, evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz hemen pilavımız harika bir şekilde pişti. Tane tane bir şekilde hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle robotumuzla piştikten sonra pirincimizi şöyle... Biz onu böyle yiyeceğiz zannettik ama... Sizi yiyebilirsiniz Ayşegül Hanım. Çok güzel görünüyor gerçekten harika kokuyor.
Biraz daha böyle pişirseydik rahat bir pilav niyetine de yerdik. Şöyle dolduralım sizinle beraber şöyle. Tabii. Evet, ben de yardımcı olayım. Evet, harika. Bolca doldurun şöyle. Evet. Sevgili bu arada Zinan... usta bolca doldur dedin ya, bunu böyle tıka basa doldurmakta fayda var mı, zarar var mı onu sen... Bir zararı yok, tamam. Güzelce doldurabilirsiniz. Evet, şöyle bastıra bastıra. Zaten pirincimizi yaptığımız için o kadar fazla çok açlığı şişmeyecek. Hı hı. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hazırladınız. Bir de nasıl hazırladık pilavı bir daha anlatalım istersen. Önce ne yapıyorsunuz? Güzelce sevgili izleyicilerimiz pirincimizi, yağımızı koyuyoruz robotumuza. Yağımızı koyduktan sonra soğanımızı yağla beraber güzelce pembeleşince kadar kavuruyoruz. Ve kavurduktan sonra pirincimizi ilave yapıyoruz. Güzelce bir şekilde kavuruyoruz. Ondan sonra tuz, karabiber, pul biber, şeker ve ne yapıyoruz? Biraz da tarçınımızı içine ilave yapıyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ve en son suyunu verirken kuş üzüm yeterli. Tamam. Kuş üzümümüzü de sevgili izleyicilerimiz içine ilave ediyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle pirincimizi suyunu veriyoruz ve dinlemeye bırakıyoruz. Güzelce bir, evet, şekilde dinledikten sonra ne yapıyoruz? Hazırladığımız malzemeyi tavuğumuzun içine dolduruyoruz ve şöyle bir parça da domates keseceğiz. Şöyle. Size vur dedik ama siz öldünüz. Tabii ama siz tıka basa doldurun deyince ben tıka basa doldurdum. Öyle değil mi? Ben, evet, yani benim suçum yok. Şahidim. Bak şahitler, ustalar. Şöyle biraz ileri doğru itelim. Evet ama şöyle, bu çok güzel bir yöntem. Genelde biz hemen iğne iplikle dikiyoruz, artık hiç ona gerek yok. Bakın, evet, harika, evet, bir şekilde şu an kapak yaptık. İsterse. Yok, şöyle kapağı gösterelim mi? Heh, şöyle. Heh, kapağı bir gösterelim istersen. Şöyle domatesimizle güzelce bir kapak yaptık sevgilicilerimiz. Tavuğumuzu, evet, ve şöyle kenara çekiyoruz. Harika. Şimdi tavuğumuzu sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde doldurduktan sonra şu anda tavuğumuz hazır. Ve ne yapıyorsunuz? Şöyle yağımızdan alalım, gördüğünüz gibi şöyle tavuğumuzun üzerini güzelce bir yağlayalım her tarafını. Evet, şöyle. Güzelce bir şekilde bir yağlayalım. Çünkü yağladığın zaman ne olacak? Sevgili izleyicilerimiz susamlar tutacak. Evet. Onun için tepsimizi de yağlıyoruz. Öyle değil, evet, mi usta? Aynen öyle. Az bir şey yağ dökeceğiz tepsimizin altına. Hı hı. Şöyle. Evet. Her tarafına gelecek şekilde yağımızı döktükten sonra biraz da şöyle tepsimizin altına yağımızı döküyoruz. Ve ondan sonra sevgili izleyicilerimiz yağımızı döktükten sonra şöyle bolca susamlarımızı alıyoruz ve tavuğumuzun üzerine tavuğa da döküyoruz. Farklı bir boyut geldi artık susamlı. Evet. Usta daha önce de yapmıştık bir iki defa biliyorsun. Artık biz bütün tavuk yemeklerimizi hakikaten bende de alışkanlık yaptı. Hemen dün biraz böyle susam serpelim, çok güzel bir lezzet katıyor, evet, ayrıca. Daha önce biliyorsun ballı çıtır baget, çıtır böyle, evet, ballı, hı, yapmıştık. Güzelce bir şekilde balımızı dökmüştük. O çok farklı. Bu da farklı oluyor bu dolması. Şimdi ne yapalım? Altına biraz da şöyle suyumuzdan çok hafif biraz da şöyle koyalım. Hı-hı. Çünkü bu su hem buharlaşacağı için şöyle tavuğumuz, evet, hem yumuşak hem de güzel düşmüşmesi için. Harika. Ortaya şöyle biraz daha şey yapalım. Kenarına, evet, bir şey koyacak mıyız? Yok, kenarına bir, tamam, şey koymayacağız. Harika. Şimdi sevgili izleyicilerimiz tavuğumuzu harika bir şekilde hazırladıktan sonra susamımızı döktük. Ve altına çok az bir şey suyumuzu da döktükten sonra ne yapıyoruz? Şimdi fırına atıyoruz. Fırında bir 170 derece bir 40 dakika güzelce bir pişecek şöyle. Evet. Evet. Şöyle bir alalım. Harika. Fırına gidiyor. Evet, sıcak fırın mı, soğuk fırın mı? Fark etmiyor. Zaten, tamam, onun derecesini yükselttikten sonra hemen zaten ısınacak. Şöyle 170 derece ve yarım saat güzelce bir şekilde fırınımıza pişecek. Tamam. Hı-hı. Şimdi sevgili izleyicilerimiz tavuk harika bir şekilde şu anda kızardı. Onu da bir alalım. Susamlı tavuk yaptık tabii, evet, ki. Evet, şöyle. Oy oy, eline sağlık. Hep beraber yiyelim diye. Şöyle sevgili izleyicilerimiz şöyle gördüğünüz gibi susamlı tavuğumuz da harika bir şekilde kızardı. Şöyle kameramız daha yakında bir göstersin. Gördüğünüz, evet, gibi hem güzel, bir farklı bir boyutta hem de çok güzel bir şekilde bir de susamlı olması çok güzel bir tat ve lezzet veriyor. Ve gördüğünüz gibi bu bir şekilde siz de hazırlayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet, ellerinize sağlık, çok güzel oldu usta.
Evet sevgili izleyenlerimiz, güzel bir günün sonuna geldik. Yarın inşallah aynı saatte güzel lezzetlerle tabii ki mutfaktayız. Bizleri izlemeye devam edin diyoruz yine.